Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, hayırlı cumalar hepinize. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bizleri televizyonlarında, İçel TV ekranlarında izlemekte olan tüm izleyicilerimize ve Radyo Klas'ta bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyoruz. Ve bugün de yine stüdyomuzda bir konuğumuz var. Akdeniz İlçe Müftülüğü Dernek Camii Kur'an Kursu öğreticisi Sayın Nesli Azgın hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimizin ve sizlerin de cuması mübarek olsun. Allah'ım hepimize hayırlı zamanlar geçirmeyi nasip etsin. Amin. İnşallah. Teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Malayani'den bahsedeceğiz. Belki sıkça duymadığınız bir sözcük Malayani. Hocam hemen isterseniz başlayalım. Bu söz ne için kullanılır? Evet, Malayani gerçekten insanın güncel olarak kullanabildiği çok kullandığı bir sözcük değil. Onun için Malayani tabiri insanın ne kendisine ne de çevresine hiçbir faydası olmayan işler ve gereksizce söylenen sözler için kullanılır hocam. Ve seyircilerimiz de bir daha tekrar ediyorum. Malayani tabiri insanın ne kendisine ne de çevresine hiçbir faydası olmayan işler ve gereksizce söylenen sözler için kullanılır. Evet, yani Malayani'nin manası budur diyebilir miyiz yoksa terim olarak? Hayır. Nasıl, nerede kullanılır, niçin kullanılır açık anlatımı olduğu için. Ama Malayani'nin manası kişiyi ilgilendirmiyor. Kişiyi hiç ilgilendirmeyen, onun için hiçbir anlam ve değer taşımayan manasını içermektedir. Hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Hiç anlamı yok, değeri yok. Bu manada manası olarak Malayani'nin kişiyi ilgilendirmeyen ve hiçbir değeri taşımayan anlamsız boş işler, boş sözler anlamını ifade ediyor. Evet. Evet. Yani şimdi biz bu konuyu işlediğimiz için izleyicilerimiz de ya bunun dinle ne alakası var? Acaba Kur'an-ı Kerim'de de bu sözcükten bahsediliyor mu? Geçtiyse hangi anlamlarda evet. geçmiştir diye merak edeceklerdir. Tabii ki. Niçin tabii ne dersiniz ki. Öyle? Şimdi şöyle söyleyelim. İnsanlar hayatı boyunca ömür dediğimiz Allah tarafından bir kez yaşama şansı verilip ve bir daha geriye dönüşü olmayacak hayat, ömür veriliyor. Bu fırsatı bir kere yakalıyoruz. Onun için bizim için zaman çok önemli. Malayani ile zaman geçirildiği zaman ne diyoruz? Kişiye hiçbir fayda sağlamıyor. Hiçbir katkı sağlamıyor. Buna hiçbir şey kaybettirmiyor. Yapılsa da bir şey kazandırmıyor. Yapılmasa da hiçbir şey kazandırmıyor. Ne dünyaya ne de ahirete faydası yok dedik değil mi? Evet. Ama yaşamımızda güncel olarak bir sözcük olarak kullanıldığını da ifade ettik. Ve dedik ki hiçbir hedef gözetilmeden, maksatsız, amasız ve bağnazsız bir şekilde gerçekleşen sözler, fiiller, hatta düşünceler Malayani'ye dahildir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Malayani sözcüğü geçmemekte. Ama Malayani'ye yakın anlamlı olan diğer birçok sözler geçmekte. Hı hı. Bunlardan bir tanesi abes, lav, lef ve lab'dır. Hı hı. Bunları beraber birlikte paylaşırsak gerçekten aynı manaya yakın olduğunu hepimiz seyircilerimiz esasında kullanıyor seyircilerimiz. Evet. Ne kadar abes, değil mi? Ne kadar tuhaf. Ne kadar gereksiz gibi. Yani böyle sözleri kullanıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanları başıboş bırakmadı. Niçin yarattı insanları? Kesinlikle diyor kulluk, değil mi? İmanını kemale erdirecek. Kulluğuyla Allah'ın rızasını, sevgisini kazanacak. Onun için verilen ömrün kıymetini, değerini bilecek. Zamanını yararlı, faydalı işlere geçirecek. Peki abes kelimesi ne diyoruz? Abes kelimesini bir daha kullanıyoruz. Rivayetlerde şöyledir. Namaz kılan bir kişiyi düşünelim. Yerdeki taşları veya üstündeki elbisesindeki tüyleri, ipleri, saçları, değil mi? Veya seccadeyi. Hani böyle düzeltiyor. Dışarıdan bakan bir kişi bir bakıyor ki ya bu ne yapıyor? Namaz mı kılıyor? Yoksa hani sağa solla mı ilgileniyor? İşte bu gereksiz yapılan Malayani'ye dahil bir davranıştır. Yani abes olarak Kur'an-ı Kerim'de anlam olarak birbirine yakın olan Malayani davranışıdır. Namazdasın, taşları düzeltiyorsun, seccadeyi düzeltiyorsun. Gerçekten abes buluyor, boş.
boş boşuna yapılmaması gereken bir davranış. Yani daha anlaşılır olması için belki hani namaz örneği güzeldi. Evet. Namaz kılan bir kişinin namazın içinde mi dışında mı bunu fark edemeyecek derecede başka şeylerle uğraşıyorsa bu kişi artık alayaniyle uğraşıyor. Gerçek amacını gerçek yaptığından alıkoydu mu? Koydu. Evet. Dışarıdan gören bir kişi ne dedi onun için? Namaz mı kılıyor? Başka, değil mi? Yani başka bir yapıyor? Acaba namazda mı değil mi? Namazda mı değil mi? Zaten biliyorsunuz namazda bir insanın namazı bozuluyor. Evet, dışarıdan böyle bir algı oluşmuşsa zaten namazı bozulmuş oluyor. Evet. Yani şeyde de ders çalışan bir kişinin mesela ders çalışıyor ama dışarıdan baktığımızda ders mi çalışıyor, müzik mi dinliyor, televizyon mu izliyor? Ne yapıyor bu diye düşünüyoruz. Hiçbir faydası olmayacak. Ne ders çalışmış olabilecek, ne müzik dinlemiş olabilecek. Çünkü hiçbir şekilde kendisine katkı sağlamayacak. Değil mi? Ne yaptığı kendi de bilinci beyin bunu kapsamayacak. Karma karışık, boş bir zaman geçirmiş olacak. Evet. Diğer bir sözcüğe geçmek istiyorum. Lav. Hatırlayalım. Bu kelime ayet ve hadislerde daha çok boş sözler, boş gereksiz yeminler. Boş boşuna sözler söylüyoruz. Ya vallahi de billahi de kız ben seni çok sevdim. Vallahi billahi çok özledim. Ya orada yeminin yani boş boş değil mi söylemenin. Boşu boşuna yemin niye yemin edelim? Evet. Boş söz, gereksiz bir yemin. Bunu Efendimiz çok düz dikkat ediyor. Diyor ki kesinlikle boş yere yemin etmeyin. Allah'ı şahit tutmayın. Bu konuda daha çok dediğimiz gibi bu tabirler ne için kullanılıyormuş? Boş sözler ve yeminler için kullanılıyor. Gereksiz yere Allah'ı şahit tutmanın, gereksiz yere yemin etmenin değil mi? Hiçbir anlamı yokken, hiçbir gerekliliği yokken güncelmiş gibi. Hiç sanki Allah'ın adının yani yüceliğini, ululuğunu indirgiyor gibi. Hani klasik normal herhangi bir şeyden bahsediyor gibi. Ya sen Allah'ı şahit tutuyorsun. Sürekli yemin ederek konuşuyor. Evet, bunu love dediğimizde kesinlikle boş yere yemin etmiyoruz. Evet, bu da bir malayaninin içine girmiş oluyor. Malayaniye dahil bir davranış kavram, oluyor. Kavram boş bir yere, davranış. Boş boş konuşmuyoruz, boş yere yemin etmiyoruz. Daha sonra açıklayacağımızda zaten Kur'an'daki nerede açıklayacağız? Bunu daha çok ne yapıyor? Tüccarlar yapıyor, ticarettekiler yapıyor. İşte şöyle de güzel, böyle de güzel, boş boş hani övücü, yağ yakıcı. Vallahi de billahi de hiç bozulmaz hani şöyle. Bir de arkadaşlar insanların sevgisini kazanmak için böyle... inandırmak için, karşıyı inandırmak için. Esasında inanan bir insanın karşıyı inandırmaya gereği yoktur. Doğru, dürüst, güvenilir bir insansa zaten onun yemin etmesine gerek yoktur. Herkes onun emin kişi olduğunu biraz sonra Kur'an'daki geçiş ayetleriyle, hadisleriyle açıklayacağız bu konuda. Diğer bir söze geçmek istiyorum. Lev. Bu oyun eğlence anlamında kullanılıyor. Oyun ve eğlence. Peki oyun ve eğlence deyince ne diyoruz bunun? Ahirete nispetle, ahirete nispetle. Dünya hayatının geçiciliği ve değersizliği vurgulanıyor. Hani diyoruz ya dünya hayatı nedir? Ticarethanedir. Dünya hayatı nedir? Sahnedir. Dünya hayatı nedir? Sınavın uygulanacağı, sınavın kazanılabileceği, ahiret için bir şeyler yapılabileceğin, sınavın sonucunu ne zaman alıyoruz? Ahirette alıyoruz. Yani dünya hayatı bir oyundur, bir tiyatro alanıdır. Diyoruz ki dünya geçicidir ve ahirette sınavımızın sonucunu alacağız. Baktığımızda o zaman diyoruz ki, lev dediğimizde dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı, kalıcı olan, saadetin ve mutluluğun sınırsız ve ölçüsü olan hayat kazanma yeri ahirette belli olacaktır. Hocam şöyle diyebilir miyiz peki buna lehve? Yani oyun ve eğlenceye çok dalan kişi de boş işlerle uğraşmış olur. Yani hayatını... Tabii ki geliş amacını, hayata geliş, yaratılış amacını amacından sapmış. Tabii ki sizin dediğiniz gibi oyun ve eğlence olarak... Hayatını geçirdiği zaman gerçekten yapması gereken neydi? İman edecek. Vel asrinel insane lefi hus diyor ya mesela insanlar zararda ve ziyandadır. Gerçekten bugün zararda ve ziyandayız. Niye? Bakıyoruz çünkü hepimiz televizyon kanallarındaki hani televizyonlara, dizilere, değil mi? İnternetteki oyunlara yani güncel olarak gerçekten biz zarardayız. Onun için ömrünü sana bir kere verdi. Dünya hayatı da geçici dedik. Sınav olacak bir alan dedik. Sınavın sonucunu biz ahirette alacağız dedik. Onun için de İslam bunu şöyle açıklıyor.
Genel olarak İslam düşüncesi bir amaç için dünyaya gönderilen insanın hayatında doğru yoldan ayrılmadan, yararlı ve hayırlı işler yaparak kötü, zararlı, faydasız şeylerden uzak geçirmesi gerektiği anlayışını benimsemiştir. Efendimizin örnek davranışlarında bunları anlatacağız. Ne diyoruz? Kim ki ailesine hayırlıysa, faydalıysa en hayırlınızdır. Hemen hadislerden hatırlayabilirsek ne diyoruz? Ailesine hayırlı olacak, insanlığa hayırlı olacak, anasına babasına hayırlı olacak, eşine hayırlı olacak, değil mi? Vatanına, milletine hayırlı, faydalı olacak. Hizmet eden hizmet görür diyoruz mesela. Demiyor muyuz? Hizmet eden hizmet görür. Allah'ın bütün dinine hizmet eden, Kur'an'a hizmet eden, ilim yolunda hizmet eden sizler gibi değerli hocalarımız veya dostlarımız, arkadaşlarımız hayatını değerlendirerek Kur'an-ı Kerim'deki bu, tekrar toplayalım. Birincisi abes. Namazda da olsa, normal hayatında da olsa boş, gereksiz yaptığıyla davranışının uyum sağlamadığı İşler. Bir davranış, bir işler sergilememesi gerekir. Evet. Biz bunun hepsine mele yani diyoruz. Abesle iştigal etmemeli davranış kişinin. Evet. Amacı farklı. Bir amacı olmalı. Kendisine ilgilen amaçlı olmalı, manası olmalı, değer taşımalı, kendisine veya çevresine mutlaka faydası olmalı. Kendi kabiliyetini ve geliştirmeli. Bunların olmadığı yerde Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Kesinlikle boş işlerle uğraşan kişilerin, abes veya gereksiz yere yemin edenlerin ahiret dünyası, ahirette sonsuz saadeti ve mutluluğu yakalayamayacağını söylüyor. Şimdi hocam lehif konusunda, yani bu oyun ve eğlence konusunda bir şey eklemek istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz... dünyaya ciddi bir şey için gönderildik. Evet. Yani ahiret hayatına hazırlık için biz dünyadayız. Kulluk, sınav. Kulluk bilincimizin farkına vararak, bu sorumluluğun farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Peki hiç mi eğlenmeyelim? Hiç mi işte şey yapmayalım, rahatlamayalım mı, gezmeyelim mi? Belki böyle düşünecekler. Herhalde burada şunu söylememiz lazım. Her şey tadında yapılmalı. Zaten Allah Teala gözün yeryüzünde gezin ve Allah'ın ayetlerini görün. Geçmiş milletlerden ibret alın gibi ayet-i kerimeler var zaten. Evet evet, çok kullanılan. Evet. Ama şey değil. Hayatı sadece eğlenceymiş gibi yaşamak malayaniye dönüşüyor. Evet. Şimdi şöyle, insanın kendisine, çevresine ve ailesine yararı ve faydası olmadığı için eğlencenin de çok güzel eğlenecek yönlerimiz var. Bunu en güzel şekilde şöyle ifade edelim. Peygamber Efendimiz nasıl değerlendirirdi? Ayetlerde ve hadislerde nasıl yaşardı? Evet, İslam'ın temel ilkeleri, esasları ölçüsünde Efendimiz insanların nasıl olmalarını gerekirdi? Bunları üzerine düşünürsek, örnek olan, rehber olan sevgili Peygamberimiz, insanın İslam'ın getirdiği ilkeler çerçevesinde, İslam'ın getirdiği ilkelerin çerçevesinde yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilir. Helal dairesi içerisinde eğlenebilir. Evet. Mutlaka eğlenecek elbette, ama bir hedefi olmalı. Bu hedefe uygun yaşamalı. Efendimiz de aynen zamanını değerlendirerek İslam ilkelerinin esaslarının hedefine uygun olarak yaşamış ve ashabına da bunu örnek göstermiştir. Böyle olmalarını istemiştir. Onların gerek düşünceleriyle, ashabının, insanların gerek düşünceleriyle, gereksiz söz ve amelleriyle Allah'a karşı sorumluluk bilinci var. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan olgun insanlar olmalarını sağlamaya çalışmış Efendimiz. Buna da en güzel şekilde davranışlarla örnek olmuş. Evet, bir gün sevgili Peygamberimiz namazdan ashabıyla çıkıyor. Güle oynaya, sohbet ede giderken yerde bir tane adamın yere yattığını, böyle boş boş hani havaya baktığını, etrafına baktığını görüyor. Geçip gidiyor. Hiç kimsenin de hani dikkati çekmiyor yani. Ama dönüşte aynı kişi bu sefer bakıyor, eline bir çöp almış, toprağı kazıyor. Toprağı kazıyor, yani topraktan toprağı kazıyor, böyle taşlar şeyler çıkıyor. Bu sefer geçerken Efendimiz dönüyor, selamünaleyküm ya ashabım diyor.
Herkes etrafındaki sahabeler soruyor. Ya biraz önce hiçbir şey hani demediniz, selam bile vermediniz. Ama şimdi selam veriyorsunuz. Bunun hikmeti nedir ya Resulallah dediklerinde? Biraz önce hiçbir şey yapmıyordu. Boş boş yatıyordu. Hiç kimseye faydası yoktu kendi. Ama şu anda ne yapıyor? Toprağı kazıyor. Toprağın havalanmasına ve oksijen almasına fayda sağlıyor. Hayvanların, solucanların hareket etmesini sağlıyor. Taşların ve insanların hani rahatlıkla o ortamda yürümesini sağlıyor. Orayı düzeltiyor yani kazarak, şey yaparak orayı düzeltiyor diyor. En basit bir örneği. En basit Efendimizin bir örneği. Evet. İnsanların, başka hadisler var mı hocam bununla ilgili hadisler? İnsanların gerek düşünceleriyle, söz ve amelleriyle Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan olgun insanlar olması gerekiyor. Efendimiz bunun için çalışıyor. Şurada hemen bir hadise şerifine değinmek istiyorum. Efendimiz Allah'ın Resulü Müslüman'ı nasıl tarif ediyor? Nedir Müslüman? Nasıl bir Müslümanlık? Nedir Müslüman kişi nasıldır dediğinde Müslüman diyor. Diğer Müslümanların elinden, dilinden emin olduğu kişilerdir. Evet. Elinden, dilinden emin olduğu, diğer Müslümanların güvende olduğu, emin olduğu kimselerdir diye tanımlamıştır. Bunu da Müslümanlığının güzelliğini nasıl davranışlarıyla, güzelliğiyle, davranışlarının güzelliğiyle ilişkilendiriyor. Evet. Bir insan davranışı güzelse, niyeti sahihse, etrafına karşı pozitif, olumlu duygu, düşünce yansıtıyorsa, karşıdaki kişi işte Müslüman budur diyorsa, karşıdakinin dilinden korkmuyorsak, ya benim için kötü söz söyler, hakkımda dedikodu yapar, gıybet yapar demiyorsak, veya ya benim bana hiçbir şekilde darp etmez, bana vurmaz, bakın elinden benim malımı çalmaz, ya bu güven varsa, güzel davranışlarıyla ne yapıyor? Müslümanın güzelliğini anlam katıyor. Bir Müslümanın güzel davranması İslamiyet'e anlam katıyor. Evet. Onun içinde ne diyor? Kötü hareketten, zararlı hareketlerden kaçınan kişiler, Müslüman kişiler ne diyor arkadaşlar? İslamiyet'te en anlamlı, en hayırlı, faydalı kişiler olması gerekiyor. Yararlı, faydalı, hayırlı olacak. Hadis-i Şerif'te diğer bir konuya değinmek istiyorum. Şöyle diyor, iyi bir Müslüman olmanın gereği şudur. İyi bir Müslüman nasıl olurmuş bakalım. Meleyani, yani kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi gerekiyor. Kişinin iyi Müslüman oluşundandır buyuruyor hadis-i şeriflerinde Resulallah. Bakıyoruz insanın boş şeylerle meşgul olmadığı ölçüde inancına layık, inancına layık olmak. Evet. İnancımız neyi emrediyor? Ona doğru yaşamak. İnancımız neyi emrediyor? Bir düşünelim, inancımız neyi emrediyor? Dünya için, ahiret için çalış, çalış, çalış. Öyle değil mi? Dünya için de çalışacaksın, ahiret için de çalışacaksın. O zaman inancına uymuyorsa, değil mi? O inancına uymuyorsa, inancının gereğini davranmıyorsan, o zaman inancına çelişki verirsin. Bir Müslüman ne yapacak? Dünya içinde olsa, ahiret içinde olsa çalışacak. İşte bir de ahlaklı olmak. Ahlaklı olmak. Boş zamanını nasıl değerlendirebileceğiz? Ahlaklı olan ölçüde. Nedir? İnsanın ahlakına layık olabileceğini davranışlarda bulunmalı. Bir İslam'a inanan Müslüman bir kişinin ahlakı nasıl olmalıydı? Kur'an-ı Kerim ahlakı olmalı, değil mi? Efendimiz'e ne demişlerdi? Hazreti Ayşe'ye geliyorlar, sormuyorlar mı? Efendimizin ahlakı neydi? Kur'an-ı Kerim de demişti. Onun için biz de kişinin İslam'a inandıktan sonra onu en güzel şekilde davranışlarına yansıtması gerekiyor. Evet. Peki evet. Hocam, maleyani olarak görülen ve terk edilmesi gereken davranışlar nasıl belirlenir? Yani aslında şimdiye kadar ki anlattığınız şeylerde az çok bunlara değindik. Yani bir kişinin kendisini ilgilendirmeyen bir konuyla ilgilenmesi, onun peşine düşmesi. Hiç amacı yok, maksadı yok, gayreti yok, hiçbir faydası yok, hedefi yok. Sonuçta hiçbir şey yani. Bunlarla boş ilgilenmesi, işler, boş sözler, yani bunların hepsi maleyani olarak düşünülebilecek davranışlar. Peki... maleyani olarak görülen ve terk edilmesi gereken davranışı biz nasıl belirleriz? Bunu belirleyen kriter ne? Evet, Efendimizin maleyaniyi bizim tespit edebilmemiz için İslam'ın ilkeleri ölçüsünde, örfi, adet, gelenek, göreneklerimiz, helal ve haram dairesi içerisinde değerlendirmek zorundayız.
Evet, İslam'ın temel ilkelerini, İslam'ın ahlaki değerlerini göz önüne almak zorundayız. Eğer ki Allah Resulü, Allah ayetlerinde, hadislerinde bize diyorsa ki bunlar haramdır, bunlar günahtır, bunlar mekruhtur. Ne yapmak zorundayız? Kesinlikle bunlardan uzak durmak zorundayız. O zaman boş işlerle meşgul olduğumuzun kesinlikle kanaatine varırız. Bakalım nasıl bir şekilde varabiliyoruz buna? Bakıyoruz. Diyoruz ki mesela insanlar kendisine hiç faydası olmayan ilimle ilgilensin. Hiçbir faydası yok. Ne olabilir bu? Kağıt oyunları olabilir değil mi? Evet. Kağıt olaylar olabilir. Kağıt falları olabilir. Olamaz mı? Olabilir. İnternetteki oyunlar olabilir. Bakalım ne faydası var? Ne faydası var? Hiçbir faydası yok. İşte dinimizin, İslam ilkelerinin, ahlaki değerlerimizin bizim için kesinlikle Allah'ın yapın dediği şeyler üzerinde, helal saydığı değerler üzerinde belirleniyor. İnsana yararı ve faydası var mı, yok mu? Tamamen insanın ihtiyaçları odağında. Odağında, İnsana evet. Faydası var mı, topluma zararı var mı? Bunların ölçeğinde bir elekten geçiriliyor. Evet. Bu iş boştur ya da bu iş boş değildir diye bir karar veriliyor. Efendimizin hayatından örnekler vererek girmek istiyorum. Mutlaka ya hayır söylemek ya da susmak. Evet. Bakın bir söz için bile ne söylüyor? Ya hayır söyle ya da sus. Şimdi buna eğer ki insan dilinden sorumlu mu? Evet. İnsan dilinden sorumlu değil mi? Hı hı. İnsan dilini helal dairesinde kullanacak, gıybet etmeyecek, dedikodu etmeyecek kesinlikle. Ya diyor hayır söyle ya da sus. Efendimizin en güzel bir örneklerinden biri. Ne diyoruz? Bu Allah'a ve ahiret gününe inanan insanlar hayırlı söz söylerler. Gereksiz, boş sözler sarf etmezler. İnsanın diline hakim olabilmesi diyoruz. Bakın neye belirliyoruz? Zamanla dilimizle belirleyebiliyoruz değil mi? Karşıya zarar veriyorsa, haram sayılıyorsa, haram helal dairesi içerisinde belirleniyor. Bir de mekruhlar var değil mi? Mekruhlar var. Kesinlikle mekruh olan şeyler şüpheli şeyler demeli yani içerisindedir. Emin olabilmek için değil mi? Kesin belirleyebilmem için şüphesiz olması gerekir. Bu sefer ne belirliyor? Haramlar, mekruhlar değil mi? Ve bazı mübahlar da belirler. Müstahap ve mübahlar da belirler. Zaten bir insan evet. Neye zamanını harcıyor, ömrünü tüketiyorsa evet. O boş iş haline dönüşebilir. Yeter ki o işin içerisinde hani Allah rızasını gözetip başka şeylere de zaman ayırması gerektiğini fark etmesi lazım. Yani evet. Ben işte evlatlarımı çok seviyorum, çocuklarımı çok seviyorum, ömrünü ona harcamış, evlatlarının uğrunda ilim almamış, öğrenmemiş. Şimdiki günümüzün en büyük sorunları değil mi? En büyük sorunlarından bir tanesi. Biz Kur'an kurslarında... Bu maleyaniye girebilir yani evlatları uğruna ömrünü sarf etmesi. Denge ve ölçüyü kaybettiği için değil mi? Sevgisinin de hizmetinin de bir ölçüsü, tabii bir dengesi ki. Olması lazım. Zaten bütün eğitim sistemlerinde ne diyor? Karşıdaki kişiye özgüveni ve kendi kişiliğini kazanabilmesi için bir denge ölçü dairesinde yardım edilir, hizmet edilir. Evet. Değil mi? Bu konuya da dikkat etmesi gerekiyor. Efendimizin şöyle bakıyoruz mübarek ağzından gerçekten de lüzumsuz Allah'ın razı olmayacağı hiçbir söz çıkmamış. Allah'ın zikredilmediği boş konuşmaları gereksiz görmüş ve bu ortamdan uzaklaşmamızı istemiş. Bakın bir kişi topluluktayız, iki kişi yan yanayız. Allah zikredilmiyorsa, orada hayırlı söz söylenmiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Peki biz burada ne yapmamız gerekiyor? O ortamdan selam verip hemen böyle vakar, hoşgörüyle gidiyoruz, selamımızı veriyoruz yumuşak bir tarzda ve oradan uzaklaşıyoruz. Onun için ortam, toplum, insanlık çok önemli. Bulunduğumuz ortamlar çok önemli. Neye göre belirleniyor? Bulunduğumuz ortam da meleyaniye bizi sevk edebiliyor. Bu ortama da dikkat ediyoruz. Hocam şurada hemen şunu toplum da belirliyor. Benim demek istediğim şu, meleyaniyi toplum da belirliyor. Evet. Hani Allah'ın zikredilmediği ortamdan uzaklaşmak evet. Dediniz ya. Evet.
Oradaki zikir kavramı belki izleyicilerimizin aklında şey olabilir. Hani oturup da Allah ismini zikretmek gibi düşünülebilir. Bu konuşma anlamında söylüyoruz. Evet, evet. Yani insanlar doğruluk hakkında konuşabilir, hatır sorabilir, yemekten konuşabilir, helal verirse her şey konuşabilir. Gıybetin, dedikodunun dışında her şey paylaşabilir. Yani Allah'ın evet. Yasaklamış olduğu şeyler üzerinde yoğunlaşıp da o konu üzerinde konuşuluyorsa Allah'ın zikredilmediği bir ortam olur. Tabii ki. Allah'ın helal koymuş olduğu şeyler üzerinde her konu kişi üzerinde, konuşuyorsa. Tabii ki. Ve bu boş konuşma olarak sayılmaz. Sayılmaz. İleri gidiyorsa boş bir dengeli konuşmaya. Dengeli ölçü. Evet. İleri gidiyorsa, sınırını aşıyorsa tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Diğer şöyle bakıyoruz. İnsanlar arasında, iletişim arasında çok dikkatimizi çeken bir şey var mı? Kendini sevdirebilmek için. İnsanlar gerçekten karşı tarafa eğlence olsun, oyun olsun, eğlence ve oyun olsun diye değil mi? Geliyor takılıyor evet. Mesela. İşte havan böceğinin gözüne sapı kaçar mı? Mesela en basit bir şey. Evet. Güncel insanlar arasında bir konuşma bu. Ya ne gereği var, kime faydası var, ne oldu? Herkes tabii dikkatini çekiyor. Herkesin psikolojik olarak değil mi? O kişiye bakıyor. Ne dedi bu ya diyorsunuz. İşte şaka da olsa insanı doğru yoldan... Gerçekten anlamlı, maksatlı yoldan ayıran boş işler, boş sözler, meleyani, aldatıcı bir azapla cezalandırılacağını söylüyor. Kur'an-ı Kerim bunu böyle belirliyor. Şimdi bir daha söylüyoruz. Ahiret hayatını doğru yoldan ayırarak kaybetmemize sebep olabilecek her söz ve davranışa biz meleyani diyoruz. Evet, sevgili Peygamberimiz kendisini ilgilendirmeyen işlerden, kesin olarak bilmediğin işlerin peşine düşme diyor. Değil mi? Evet. Geliyor bilmediğin birisi sana koşarak koşarak Yasin suresinde evet ayet de var aynı şekilde. Şüpheli olan bilmediğin, kesin bilmediğin bir şeyin peşine düşme diyor. Evet. Ama biz çok meraklıyız. İnsanoğlu çok aceleciyiz. Ay en küçük bir şey magazinde olsun, haberlerde olsun, çevrede olsun. Bir bakalım bir ay şu şöyle yapmış. Hemen hele kadınlar özellikle ne yapıyoruz? İşte şu moda şunu giymiş, şunu giymiş. Hemen. Halbuki bizi ne ilgilendiriyor? Biz kendi kabiliyetimiz, yeteneğimizi hangi alanda geliştirmeliyiz? Çok eğlence konuları var. Bizim için çok eğlenebileceğimiz alanlar var. Evet. İlahi gruplarımız var, değil mi? Kendi kurumumuzda. Mesela bilgi yarışmaları var. Mesela kendi alanımızda, alanımızda. Veya çok güzel Efendimizin şakaları var kendi alanımızda. Veya kendi aramızda öğrencilerimizle tiyatrolar yapıp, piyesler yapıp yani eğlenebileceğimiz. Veya hocam kermesler bu şimdi yapıp... izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Evet. Pardon kestim Rica ama. Rica ederim buyurun. Kendi aramızda olmayan şey maleyani midir diye düşünebilir. Yani bir müzik ilahi olmazsa haram mıdır? Ya da bir işte tiyatro evet. Bir başkası yapmışsa haram mıdır? Bunu hemen şöyle koymamız lazım. Orada evet. Da hani evet. Allah'a isyan olmadığı sürece müzik dinlemek, tiyatroya gitmek, kesinlikle. Sinema izlemek evet. Bunların hiçbirisi haram değil. Evet. Bunları takip edebilir, izleyebilir, yorumlayabilir. Evet, evet. Onların evet. İçinden hayata ve topluma ait çıkarımları elde edebilir. Biraz önce zaten evet. Neye göre belirliyorduk? Toplumsal toplum belirler demiştik biraz önce. Evet. Elbette ki insan sanatsal değerler taşıyacak, sanatla ilgilenecek. Elbette ki zamanını arkadaşlarıyla, gezilerle, dostlukla, hı-hı. Sevgiyle paylaşacak, gezilerle paylaşacak. Elbette ki karşıya en güzel bir olumlu motive, en güzel bir pozitif enerji salgılaması bile biliyorsunuz bizde ibadettir. Evet. Tevessüm bile bizde ibadettir. Kesinlikle sadece hani kendi aramızda kelimesini kullanırken toplum ve insanlar arasındaki o evet. Kullanım, iletişim bazında kullanıyoruz bunu. Elbette ki sadece hani biz kendi aramızda derken inanan insan grubu veya dini kurumlar bazında kullanmıyoruz. Tabii. Her insan bir toplumu oluşturur. İki kişi bir araya gelince eğer ki birbirine tebessüm bile ediyorsa, bir selam veriyorsa bile biliyorsunuz bu en büyük hayırlı faydalı iş değil midir? Karşıdaki kişi ne diyor sana? İşte bu insan bana selam verdi. Ya ben pozitif bir enerji alıyorum. Yüzüne baktığım zaman bir insanın gülümsemesi bana güzel bir şey getiriyor. Ya bu bana sevgiyle bakıyor. Gülümsemek bile ibadet dedik. Yararlı, hayırlı bir iş. Yerde gördüm, bir taş gördüm, bir sakız gördüm, aldım attım. Bir cam gördüm, aldım attım. Bunların hepsi neydi? Salih ameldi.
İbadetlerin en büyüğü neydi? Salih ameldi. İşte bunlara göre belirleniyor zaten. İslam'ın ilkelerine, ahlaki değerleri, toplumun adet ve gelenek ve göreneklerine belirleniyor bu. Meleğani olup olmadığı. Mekruh mu? Haram mı? İnsanlara faydası var mı? Topluma faydası var mı? Yarar sağlıyor mu? Bir hedefi, bir amacı var mı? İşte buna göre belirliyoruz biz. Meleğani kişisel, kendi isteğimize göre belirleyemiyoruz. Dinimizin İslam ilkelerine, ahlaki değerlerine ve davranışlarımızla belirliyoruz. Toplumun örf ve adetlerine göre belirliyoruz. Evet. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Sahabelerden yine Abdullah bin Mugaffel. Ne olmuştur? Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet etmiştir. Onun için Nebi'nin hizmetkarı lakabıyla anılmıştır. Bir gün yeğenini yerden rastgele taşlar alarak sağa sola attığını görüyor. Yerden taşı alıyor, rastgele atıyor taşı yani. Tabii çocuk bu sonuçta, hani yerden alıp taşı atıyor. Bir efendim Mugaffel görünce ne yapıyor? Ya yeğenim diyor, yapma. Bu taşı atma diyor. Rastgele taş atmayı Efendimiz yasaklamıştır. Hiç hoşuma gitmedi diyor. Zarar verirsin diyor. Ama çocuk bu da hani pek algılamıyor, pek önemsemiyor. Tekrar yine taş atmaya devam ediyor. Tekrar gören Mugaffel Hazretleri geliyor ashabına. Çocuğa yeğenine diyor ki, ya yapma dedim, bak diyor. Bu taş diyor, ne faydası var? Sağa sola attığın taş. Ya kafa kıracak, ya gözü kör edecek, ya bir hayvana gelecek. Bu taşla diyor ne faydası var? Yani sağa sola attığın taşın sana ne, etrafa, insanlığa, hayvanlara, bitkilere ne faydası var? Hiçbir faydası yok. O zaman diyor, bak bu hareketine devam edersen diyor, seninle konuşmam diyor. Efendimizin de etrafına rastgele atılan taşlardan hiçbir faydası yok, avlanma değil, korunma değil, hiçbir faydası olmayan bu tür davranışları yasakladığını belirtiyor. Evet, faydası olmayan ilimden dahi Allah Resulü ne yapmıştır? İnsana dikkat etmesi gerektiğini bazında uyarmıştır. Evet. Nasıl hiç faydası olmayan ilim, yani amelimize, davranışımıza yansımıyorsa, kitap gibi olalım, bilgisayar gibi olalım. Şu anda değil mi? Bilgi insan olma yaşamadığı sürece. Aslında okullardaki eğitim sistemine bunu söylemek lazım. Yani işte hiç faydası yok. Formülü ezberlemeniz insana ne faydası var? Ezberin kuvvetliyse şıkır şıkır konuş, oku, oh. Yani en istediğin makama gel. Ama amelini insanlığa, topluma, ahiretine faydası yoksa. Yani bu sadece şey değil, toplum bazındaki faydası. Hani dünyevi ilimlerin dünyadaki insanlara hizmeti açısından faydası çok önemli. Ama o alanda öğrenim hayatını devam ettirmeyecek bir kişinin de gereksiz bilgilerle yüklenmesi tamamen beyni meşgul eden bir şey haline dönüşmüş oluyor. Şimdi şöyle, dünya ve ahiret dediğimizde Allah'ın en büyük bizi mucizevi olarak hani evrendeki ayeti kerimesinde denge ve ölçüyü o kadar güzel sunmuş ki mucizevi bir şaheser olarak görünüyor. Dünya, bildiğimiz bizim dünyada biz insanlar yaşıyoruz. Biz insanlar yaşarken hem insanlığa, evrene, bitkilere, hayvanlara, diğer insanlara inansın inanmasın. Hani Allah'ın hemen ismi aklımıza geliyor değil mi? Rahman ve Rahim sıfatı geliyor. Eğer biz insan olarak Allah'ın gerçekten ismini yansıtarak, halifesi olarak yansıtırsak, her şeye merhametli, her şeye şefkatli, her şeye sevgiyle bakabilmek zorundayız. İşte burada dünya ve ahirette de bir ölçü olmalı. Dünya hayatında da faydalı olabiliriz. Olamaz mıyız? Evet. İnsanlara güler yüz gösterirsek faydalı oluruz. İnsanları ayırt etmezsek, ırkçılık yapmazsak, karşıdaki insana sevgi ve saygıyla yaklaşabilirsek, karşıdakine ben seni seviyorum, benden rahat ol, emin ol, yani benden sana zarar gelmez yaşamını yansıtabilirsek, hedefimizi karşıya sunabilirsek, mesajı iletebilirsek, o insan dünyada da çok mutlu oluruz. İlle yani ahirete odaklamıyoruz. Tabii zaten ki bizim dünyadaki yaptığımız iyilikler ahirete yansıyor zaten. Sağlayacak. Kazanma yaptığımız faydalı işler ahirete. Yoksa kazanmamıza sebep tabii olacak değil mi? Dünyadaki hal ve hareketlerimizin sonucu sınavımız ahirette sonuçlanacak. Evet. Evet. Peki hocam, süremiz az kalıyor. Evet. Daha soracağımız birçok soru var. Tabii İsterseniz müminler, yani Müslümanım diyenler, bu meleğaniden
Yani boş işlerden, boş sözlerden oluştuğu ortamlar muhakkak oluyor. Tabii. Böyle bir ortama girdiği zaman maleyaninin oluştuğu ortamda nasıl davranmalı, neler yapmalı? Şimdi insan olarak birlikte yaşadığımız için toplumun gerektirdiği iletişimlerde mutlaka biz beraber yaşamak zorundayız. Elbette ki her türlü insanla karşılaşacağız değil mi? Birlikteliğimizde herkes dört dörtlük değil, biz de değiliz zaten. Onun için bazı şakacı, esprici veya hani böyle kendince çocuklarımıza çok görüyoruz çevremizde internet tutkunu. Hani çok görüyoruz böyle yani konuşuyor ama hani hiçbir anlamı yok, hiçbir değeri yok. Böyle kendini ifade edebilmenin, hani edememenin verdiği bir tavırla, ifadeyle konuşan insanlarımız var. Bu konuda bizler önce kendimiz bilinçli oluyoruz. Evet. Önce kendimiz bilinçli oluyoruz. Nedir? Karşıdaki insanlara ifademizde sevgi, samimi, içtenlikle sözler söyleme ve karşıya pozitif enerji salgılamaya davranarak, inanarak davranmak zorundayız. Bir mümin girdi. Girebiliyoruz değil mi? Kuaföre gidiyoruz diyelim mesela. Veya ne bileyim sinemaya gidiyoruz mesela. Herhangi bir topluma girdiğimizde her türlü insan var. Ne yapıyoruz? Hoşgörülü oluyoruz. Hoşgörüyle davranıyoruz önce. Yani mütevazi olarak giriyoruz o topluma. Selam veriyoruz, hal hatır soruyoruz, hal hatırını soruyoruz ve o ortamdan uygun bir şekilde ne yapıyoruz? Uzaklaşıyoruz. Ve çokça tövbe ediyoruz. Evet. Çokça tövbe ediyoruz. Ve gerçekten insanlara seni seviyorum, benden sana zarar gelmez, sana değer veriyorum, benim için önemlisin duygusunu verirsek o insanla iletişim kurabiliyoruz ve o insana bu işlerin boş olduğunu inşallah bütün insanlar biri birine tebliğ etmek zorunda, bildirmek zorunda. Eğer gerçekten insanlığı seviyorsak, eğer gerçekten Allah'a hizmet etmek istiyorsak, insanların değerinin, ömrünün sınırlı olduğunu ve gerçekten zamanın onun için kıymetli olup ve ahirete veya sınavına dünyada kazanacağı karlı bir ticaret yapmak istiyorsa, dünyada hayırlı, faydalı işlerle uğraşmak zorunda. Onlara değer veriyorsak, onlarla paylaşıp, konuşup ve onlara bu değeri, onları önemsediğimizi, sevdiğimizi, onlar için hani hayırlı faydalı işler yapmasını ve yaşamasını istediğimizi belirtmek zorundayız. Bunu ilim alanlarında yapabiliriz. Eğitim alanlarında yapabiliriz. Yapamaz mıyız? Evet. Değil mi? Eğitim alanlarında yapabiliriz. Ve psikologlarımız özellikle, öğretmenlerimiz, özellikle biz Kur'an kursları hocaları. Özellikle diyorum hani eğitim alanında olan her kurum, bu konuda insanları zamanın değerlendirmesini, kendisine katkısı ve faydası olacak kabiliyetini, yeteneğini geliştirecek ortamlar oluşturmalıyız. Evet. Ve bu konuda bol bol eğitim seminerleri, değil mi? Eğitim seminerleri verebiliriz. Okullara psikologlar, pedagoglar gönderebiliriz. Bir de hani evet maleyaniyle insanlar evet. uğraşmasın diye evet. Birilerinin üzerinde görev var ama insanların da ben bu boş işleri bırakıp artık kendime ahiretime ve dünyama zaman ayırayım ve faydalı olan bir şeyler yapayım bilincinde olması da lazım. Tabii ki. Az önce söylediğiniz gibi okullarda, kurslarda birçok yere gidip faydalı vakit geçirebilirler. El sanatlarına gidebilirler. Tabii ki. Kur'an Tabii kurslarına ki. Gidebilirler. Bunların hepsiyle de vakit geçirebilirler. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Günümüz insanına baktığımızda gerçekten insanlar böyle zamanım yok, işe yetiştiremedim, bir telaş, bir koşturmaca bakıyoruz. Niye zamanı yok acaba? Gerçekten iyi, güzel plan yapamıyoruz. Zamanımızı değerlendirecek planlama yapamadığımız için zaman bulamıyoruz. Onun için zamanımızı yeterli bulamadığımızdan şikayet ediyoruz. Yoksa zamanı iyi planlasak gerçekten boşa geçecek zamanımız yok. Özellikle bugünün iletişim araçlarına bir bakalım. Saatlerce dizilerin, değil mi? Saatlerce evet. televizyon bizi program seyrederken ne yapmak zorundayız? Kesinlikle bilinçli olmak zorundayız. Gerçekten o program bize kabiliyetimize, yeteneğimize, sevgimize veya duygularımıza, hissiyatımıza hitap ediyor mu? Kesinlikle. İster istemez etmesine izin veriyoruz aslında. Evet. Bilinç altında bilmeden evet. bizi cezbediyor. Tabii ki bizi yönlendiriyor. Gizli bir, değil mi? Metotla yavaş yavaş bilinçaltında bizi eğitiyor esasında. Bu diziler.
Onun için kesinlikle televizyon seyrederken, program seyrederken ne yapmak zorundayız? Bilinçli ve gerçekten seçici olmak zorundayız. İkincisi, diğer teknolojik aletlere bakalım. Gerçekten telefonlar, internetteki oyunlar, gençleri gerçekten çok zor zapt ediyoruz. Artık bu teknoloji sanki meleğani sektör olmuş. Bütün gençlere bakalım, sohbet edilmiyor artık. Tak 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 televizyon, yolda, otobüste, okulda, derste bile. Hani ne yapıyor? Oyun, ya oyun oynuyor, ya mesajlıyor, ya artık yüz yüzümüzü, birbirimizi, sevgi ışınlamasını göremiyoruz. Mesajını, iletisini göremiyoruz. Nedir? Resimlerde paylaşıyoruz. Hepsi sanal ötesi gibi görünüyor artık bize. Evet. İnsanlar dokunsal sevgi, evet, dokunsal sevgi, paylaşım, insanın birebir kaynakla sevginin yansıması çok farklı bir şey. Evet. Değil mi? Bunları yaşayamadığımız için de ne yapıyoruz biz o zaman? Niye iletişimsizlik yaşıyoruz ve sorunlar? Mutsuzluk oluşuyor. Oynadı, oynadı, 10 yıl oynadı, 20 yıl oynadı. Ne oldu? Aç, işsiz, güçsüz, değil mi? Hı. Hedefi yok, okulu yok, bir makamı yok, bir eğitimi yok, bir şeyi yok. Ne olacak? Nereye kadar? Karnını doyurmayacak o. Hiçbir geleceğine hani katkı sağlamayacak. Ama biz bunların farkında olabilirsek, gerçekten bu internetleri, oyunları en azından insanlığa yararlı hale veya yararlı yönlerini kullanırsak veya çocuklarımızı bu konuda, kendimizi bu konuda bilinçlendirirsek, bilginin insana ne kadar faydalı olduğunu, hangi ilim olursa olsun, fen bilimleri olsun değil mi? Gökyüzü bilimleri olsun, hiç fark etmez. Edebi bilimler olsun, dini bilimciler olsun, kesinlikle edebiyat konusunda da kesinlikle ne olmak zorunda? Gençleri özendirecek zaten programlar sanatla, ve eğitimler sunmak, evet, zorundayız. Sanatla, müzikle, tabii, güzel sanatsal etkinlikler var, biliyorsun, resimler, bu şeyler. Tabii sanatsal, tabii ki, çünkü o beynin, o ruhun, o gıdasını isteyecek, o isteyecek. Sevgi isteyecek, ilgi isteyecek, alaka isteyecek. Ne yapacak? Cama ne kadar bakıp sevgi paylaşabiliriz camcan, yani bir şeyden? Ne kadar hissedebiliriz? Sesimize ne kadar katkı sağlayabiliriz? Kesinlikle ne yapacak o zaman? İnsanları eğlence kültürüymüş gibi göstererek bu teknolojinin veya sistemin, bu zamanki hayati şartların getirdikleri nedir? Eğlence sistemi gibi görüyor gençler. O zaman da bu işlere özeniyor. O zaman biz bu gençlerimizi, biz kendimizi, ömrümüzü çalmalarına izin vermeyeceğiz. İnsani ve ahlaki değerlerden uzaklaşmayacağız. İnsanı kendisine, biz kendimize, kendimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlığımızı kendisine yabancılaştırmayacağız. Ne yapacağız? Çocuklarımız için tiyatro alanları oluşturacağız, eğitim alanları oluşturacağız, sinema eğitim alanlarında, televizyon programlarında gençlere yararlı olabilecek programlar. Özellikle televizyoncularımızdan da, İçer TV'mizden de söylüyoruz, bunları istiyoruz. Eğitici programlar, gençlerin ilgisini çekebilecek her türlü program olabilir. Değil mi? Resim yarışması yapabilirler, müzik yarışması yapabilirler, edebi bilgi yarışması yapabilirler. Bu konuda gençlerimizi yine sevdiği ortamda, değil mi? Eğlenceli aslında bir ortamda. En önemlisi ne biliyor musunuz? Evet. Toplum neyi izliyor? Dizi. Evet. Düzgün, evet, dizi yapsınlar yeter. Her, evet, şey düzelecektir. Yani insanları boş şeylere sevk edecek, evet, kötü alışkanlıklara değil de iyiliğe sevk edecek güzel diziler. Diziler yapabilirler. Yani bu mistik, evet, havadaki şeyden bahsetmiyorum. Gerçekten toplumda gerçek anlamda yaşadığımız hayatı yansıtacak ve güzellikleri, evet, sevk edecek düzgün ve kaliteli yapımlar olması lazım. İşte... Bu sadece medya için. Ama toplumda biz bireysel yaşarken de kendimizde bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Kendimizi ve etrafımızdaki insanlara, evet, da. Önce kendimizi bilinçlendirmemiz, tabii, gerekiyor. Etrafımızı, tabii, biz ki değiştiremeyiz. Tabii, kendimizi, ki, değiştirdiğimiz zaman etrafımız yansımasıyla kendiliğinden değişir. Kendiliğinden, evet, değişecektir. Evet. Biz de önce kendimizde neyi, niçin yaptığımızı, niye bu dünyaya gönderildik, yaratılış amacımız nedir, dünyanın sonu nedir, nedir, yaşadık, gittik, bittik, bir kere dünyaya geliyoruz. En çok kullanılan tabir şu: bir daha mı dünyaya geleceğiz ya, bir kere yaşayacağız, boşver, istediğim gibi yaşayayım, geçeyim, hani bir daha olmak bu değil. Esas amaç nedir? İnsanın kendisine, çevresine ve ahireti hayatına faydalı olan davranışlar. Yararlı olan davranışlar. Bütün, bakın, ne kadar teknolojide gelişirsek gelişelim, ne kadar ülke olarak
gelişirsek gelişelim, insanlarda ruhlarında bir açlık var, bir mutsuzluk var. İşte bu insanın yararlı, hayırlı ve güzel işler yapmadığı için doyumsuz. Doyumsuz insanlar, imanı kemale erdirebilmek için, insanların imanı kemale, yani inanan kul olabilmesi için. Allah'a inan bir insan sizce kötülük yapar mı? Yapmaz. Yapmaması lazım. Yapmaması gerekiyor, farzı evet. Bu. Peki Allah'a inanan bir insan hayır işlerse, değil mi? Ne dedik biz? İmanlı olacak, sabırlı olacak, hakkı tavsiye edecek. Olur başımıza bir üzüntü şey gelebilir, ölebiliriz, yara kalasa yapabiliriz. Bu sefer ne diyoruz? İşte Allah bize ne dedi? Sabırlı olmamızı tavsiye etti, değil mi? İnsanların en çok kaybettiğimiz yönü bu. Ay benim kaderim utansın, kaderim bassın. Hani işte böyle oldu da ondan sonra hayata hiçbir değeri kalmadı da. Dikkat ediyor musunuz? Keşke ben de ölseydim. Hani hiç dünyanın bir önemi yok. Boş boş geçiriyoruz yani. Böyle meleğe yani sevk edecek imtihan sınavı, dünyadaki sınav olayları da var işte. Bakış açısında bunun için gerçekten dini konuda bilinçlenirsek, bilgilenirsek, Efendimizin hayatını örnek alırsak, Kur'an-ı Kerim'deki bize değerli vaktimizi nasıl yaşamamız gerektiğini, bilgi sahibi olmamız gerektiğini Allah'ın izniyle, çünkü kulak, kalp, eller, gözler, diller, bütün insanın şahitliğini yapacak. Allah tarafından emanet verilmiş bunlar. Ayet-i kerime de öyle söylüyor değil mi? Ayet-i kerime de böyle söylüyor. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Göz, kulak, kalp. Evet, aynen öyle. Sorumlu olacak. İşte sorumlu olacak. Ne diyecekler orada? Soracaklar. Ne diyecekler? Soracaklar bizi. Zamanını nerede geçirdin? Evet. Ömrünü nerede tükettin? Ne cevap vereceğiz? Düşündüğümüzde bu dünyada soralım. Boş boş ayağı böyle boş boş gezen bir insanla ne kadar iletişim kuruluyor? Hiçbir şu anda insanların, gençlerin en kaybettiği konu bu. Bakıyoruz böyle işi yok, gücü yok, değil mi? Gençlerimizi kaybediyoruz işte. Bu sefer de sanal bir mutluluk arıyor. Yapamadığı şeyleri, değil mi? Bastırılan duyguları, istediği hedeflerine uygulayamayınca ne yapacak? Zararlı, faydasız, hayırsız işlere yöneliyor. Belki hatamız şurada da olabilir. Amacımız faydalı olmak değil de bir şeylerden faydalanmak haline dönüştüğü için ne yapıyoruz? Ya ben bu işi yapsam bana faydası ne? Ama ben bu işi yaptığım zaman ne kadar faydalı olabilirimi hesaplamıyoruz. Bana esasında, faydası ne? Bana faydası ne? Bu soruyu sora sora işi hep maddi boyuta indirgemişiz. Esasında duygusal haz dediğimiz o konu var ya, başka bir insana güzel küçük bir şey yapalım bir bakalım. Ruhumuz ne kadar mutlu oluyor. Evet. Küçük faydalı bir iş yapalım. Bunu bir deneyelim gençler arasında. Bunu ben en çok şundan istiyorum. İnsan kendini spor alanlarında da ifade edebilir. Değil mi? Mesela basketbol oynayabilir, futbol oynayabilir, tenis oynayabilir, güreş oynayabilir, kayak yapabilir, atletizm, atıcılık. Bakın bunların insana binicilik yapabilir, atla olan sevgisi. Sevgi insana neler kazandırmıyor? Hayvanlara olan, hayvan barınaklarına yapılabilir. Hayır için böyle sokak kedilerine, sokak köpeklerine yardım edilebilir. Beynimizi geliştirir, satranç oynanabilir, resim yapılabilir. Ben şunu söylemek istiyorum, bayanlarımız, özellikle genç kızlarımız. Hani insanın beyni neye hükmederse, kalben niyeti ne ise, beyin bozsa boş işler dolar. Yani beynin işi, ben böyle yararlı, faydalı, etrafıma, kendime böyle bir şey olmak istiyorum. Bir hedefi varsa, hedef varsa, maksadı varsa, amacı varsa o insan o konuda beynini çalıştırıyor. Ve kendini ne yapabilir? Bir genç kız mesela evde. Pasta yapabilir, pasta eğitimi alabilir, değil mi? Nakış, dikiş yapabilir, örgü yapabilir, kazak yapabilir. Yani her türlü el örgüsü yapabilir. Diğer hani yararlı olabilecek, kabiliyetini, yeteneğini geliştirecek her şey yapabilir. Ama boş insanı kim musallat olur? Şeytan musallat olur. Onun için insan kesinlikle ömrüne değer vermeli. Ne yapmalıymış? İnsan ömrüne, çünkü ömür sermayesi, ömür bir sermaye. Ben şu gün doğacağım, şuraya kadar da öleceğim. İnsanın ömür sermayesini faydalı işlere harcaması gerektiğinin farkında olması gerekiyor. Onun ahiret ve ahirette ömrünü nerede geçirdiği sorusuna muhatap olacağını da söylemiştik. İyi bir Müslüman olması gerekiyorsa, iyi bir insan olması gerekiyorsa ne yapacak? Faydasız, lüzumsuz,
kesinlikle işlerden uzak duracak. Boş işlerden, boş sözlerden, boş düşüncelerden uzak olacak. Niçin? Ömrünün hakkını vermek zorunda. Evet. Ömrünün hakkını vermek zorunda. İmanı kamile getirebilmek için, Allah'ın rızasını kazanabilmek için, Allah'ın rızasını kazanıp cennetine gidip cemalini görebilmek için, insanlar tarafından sevilebilmek için, sevgi paylaşımında olabilmek için, insanlığa, dünyaya, tabiata, evrene, hayvanlara ve bitkilere yararlı, faydalı bir insan olmak zorundayız. Onun için de çaba ve gayretimiz ölçüsünde Allah'ın sevgisini, rızasını kazanırız. İnşallah hepimiz de toplum olarak, insan olarak, zaman bizim için önemli. Biz insanız, aklımız var. Aklımızla seçtiğimizden, tercihimizden sorumluyuz. Akletmek zorundayız. Boş bir, herhangi boş bir insan değil, boş bir varlık değiliz. Biz neyi, niçin, nasıl yaptığımızı bilmek zorundayız. Akıllı bir insanın bu sorumluluğudur. Bütün yaratılan evrendeki canlılardan en büyük özelliği de budur. İnsanın neyi, niçin yaptığını bilmek zorunda. Evet, yani o zaman hocam vaktimiz azaldı. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Müslümanlar olarak bizler zamanımızı bilinçli olarak kullanmalıyız. Evet. Ömrünün, zamanının her anından sorumlu olduğunun bilincinde, bu sorumluluk bilincinde yaşamalıyız. Peki bu sorumluluk bilincine nasıl sahip olabiliriz? Sadece maleyaniden uzak durmakla bu sorumluluğa erişir miyiz? Yoksa yapacağımız başka şeyler de var mı? Şimdi Rabbim insanı ilk olarak yarattığında Alak suresinin ilk 5 ayetinde ne diyor? Oku, oku, oku. Evet. Bize bu konuda yol gösterecek tek kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Evet. İslamiyet'in temel kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Biz insanları niçin yarattık? Nasıl davranması gerekiyor? Yani İslam'ın temel ilkeleri, ibadetlerimiz ve ahlaki değerlerimizi temel ilkeler olarak biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ve davranış olarak bize örnek olan ömrünün her anını Allah rızası dahilinde yaşayarak Allah'ın istediği şekilde insanlara faydalı ve hayırlı olarak geçiren Efendimiz Allah Resulü bize ne diyor? İnsanlar zerre kadar iyilik de yapsa, Kur'an-ı Kerim ayetinde de söylüyor bunu değil mi? Zerre kadar iyilik de yapsa, dünyada da olsa, ahirette de olsa biz onun karşılığını alacağız. Evet. Zerre kadar kötülük de yaparsak, dünyada da olsa, ahirette de olsa yine bunun karşılığını biz alacağız. Onun için hepimiz insan olarak gerçekten sorumluluk bilinci olmamız gerekiyor. İnsan, insan olarak sorumlu. Neden sorumlu? Elinden, dilinden, gözünden, vücudundan, sağlığından, bütün ailesinden, çevresinden, tüm insanlardan, bütün evrenden. Hepsi emanet değil miydi? Çocuğumuz emanet, vücudumuz emanet, dünya emanet, hayvanlar bile bize emanet, bitkiler bize emanet. Eğer biz bu insan olarak, akıllı olarak da düşünsün, bilimsel olarak da düşünsün, hiçbir işe yaramayan, hiçbir amacı olmayan, hiçbir hedefi olmayan insan nereye gider? Değil mi? Tıbbi olarak düşünelim. Yaşayamaz. Yok demektir. Boş demektir. Bu da tıbbi olarak zaten akli dengesi yerinde denmiyor buna biz. Akli dengesi olan bir insan, insan demek yararlı, faydalı, hayırlı demektir. Kesinlikle Efendimizin de olsun, Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de insanlar akletmeli. Aklederse, düşünürse her zaman doğru, yararlı, hayırlı işleri görecek ve bu konuda da kendisine düşen çaba ve gayreti göstermek zorunda. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Maleyani'den bahsettik bugün. Evet. İzleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Ben insan olarak şunu istiyorum. Birbirimizi sevelim. Birlik ve düzenimizi korumaya çalışalım. Allah bütün insanları doğuşta eşit yaratmış. Kendimizi, kabiliyetlerimizi, yeteneklerimizi geliştirelim. Bu konuda ilimsel kurumlarımız var, dini kurumlarımız var, Kur'an kurslarımız var. Kesinlikle televizyondaki bu programlarımız var. İlle yani nerede olduğu, nasıl olduğu değil. Resmi kurumların bütün kurslarına olsun, Kur'an kurslarına olsun veya programlarına olsun veya müftülüğümüzden, il müftülüğümüzden bu tür programlarımız, seminerlerimiz var. Bu konuda belki gelin beraber olalım, birlik olalım. Hem zamanımızı değerlendirelim, hem sevgi ve saygı çerçevesinde mutluluğu paylaşalım, ilmi paylaşalım, yararlı insan olalım,
birlik insanı olalım, sevgi insanı olalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Size de hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah ömrümüzün sermayesinin hakkını veririz. İnşallah. Allah'ın rızasına ereriz. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, biz de teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz Akdeniz İlçe Müftülüğü Dernek Camii Kur'an Kursu öğreticisi Sayın Nesli Azgın hocamızdı. Ve biz Mersin'in İl Müftülüğü olarak hazırladık bu programı ve bugün Malayani'den bahsettik. Boş işler nelerdir? İnsan boş işlerle uğraştığı zaman ne durumda olur? Nasıl olur? Ve bu durumdan kurtulmanın yolları nelerdir? Böyle bir ortamla karşılaştığında ne yapmalıdır? Bunlardan bahsettik. Şu anda ekranları başında bizleri dinlemekte olan, izlemekte olan tüm izleyicilerimize ve Radyo Klas'ta bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize tekrar hayırlı cumalar diliyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.